Ekonomik kriz bir anda atak yaparak bütün sorunların önüne geçti. Geçen ay yaşanan yüksek enflasyon, devamlı yükselen dövizin karşısında Türk Lirası'nın değer yitirmesi halkın sıkıntılarını bir gecede üçe katladı. Bunun sonucunda gece yarısı yapılan bir operasyonla Merkez Bankası Başkanı Naci Aba görevinden alındı ve yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bir yandan seçim tartışmaları bütçe görüşmeleri derken Milli Güvenlik Kurulu'nun da teamülleri dışında 8 maddelik bir ekonomi bildirisi yayınlaması sıcak gündemi oluşturuyor. Bizler de işin aslı programında emek örgütlerine yer vererek gündemi değerlendiriyoruz. Diskin 7 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasıyla başlatacağını duyurduğu gelirde adalet, vergide adalet talepli eylem ve etkinlikleri çerçevesinde emek örgütlerinin seslerine ...kulak kabartalım istedik. Konuklarımız Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dis Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Atlan Serdaroğlu ve Dev Yapı İş Sendika Başkanı Özgür Karabulut. krizi, özgürlük krizi derken ekonomik kriz geldi çattı. Bugün e, DİSK Genel Merkezi'nde e, bir basın açıklaması yapıldı. E, biz de DİSK Genel Başkanı e, Arzu Çerkezoğlu'yla konuya ilişkin görüşlerini almak üzere geldik. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi e, son özellikle bir aydır e, herkesin bildiği enflasyonda hızlı bir tırmanış, ve e, krizlerin bir devamı olarak ekonomik kriz e, Türkiye'yi sallıyor işin açıkçası. Fakat e, AKP iktidarına göre ise telaşa mahal yok. E, bütçemiz, işte efendim, ekonomimiz, dünya e, liderleri arasında sayılabilir. İyi, gayet iyi durumdayız. Hatta e, yine AKP çevrelerinden yapılan açıklamalarda e, askeri ücret çok güzel memnun edecek. Ve Ocak ayından sonra her şey düzelecek. Böyle bir tablo çizildi. Bugün siz de pazar günü için bir miting çağrısı yapmayı bizi de çağırdınız. Sağ olun yaptınız. Gelirde adalet, vergide adalet başlığıyla. Buradan bir başlayalım. Şimdi Türkiye gerçekten e, ekonomik olarak çok zor bir dönemin içerisinden geçiyor. Türkiye ekonomisi zaten 2018 yılı itibariyle çok ciddi bir krizin içerisine hmm. girmişti ve bu krizin bütün yıkıcı etkilerini biz işsizlik olarak, yoksulluk olarak, ücretlerin baskılanması olarak, gelir dağılımı adaletsizliği olarak zaten yaşarken bir de üzerine Covid-19 pandemisi eklendi ve pandemi sürecinde de iktidarın bütün politikaları işçileri, emekçileri, halkı koruyan politikalar olarak şekillenmediği için de bu tablo daha ağırlaştı. Ve geçim derdi bugün gerçekten Türkiye'nin en önemli sorunu haline geldi. Ve aslında ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının temel ekonomik politikası, rotası da tümüyle Türk lirasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması üzerine kurulu bir politika. Ve bu tablonun en, en ağır halini şu an Türkiye'de işçiler, emekçiler olarak yaşıyoruz. Tam böylesi bir süreçte biz 1 Ekim'de meclisin açıldığı tarihten itibaren geçinmek istiyoruz diyerek ve özellikle de gelirde adalet, vergide adalet talebiyle bir mücadele süreci başlattık. Çünkü gelirde adalet derken hepimiz çalışarak üretiyoruz ama ürettiğimiz değeri adil bir biçimde paylaşmıyoruz Türkiye'de. Yani en son büyüme rakamları, gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrek rakamları açıklandı. Orada da görüldü. Evet Türkiye ekonomisi büyümüş ama bu büyümeden işçiler emekçiler, emekçi sınıflar payını alamıyor. Emeğin payı giderek daha fazla düşüyor ama sermayenin işletmelerin karları daha fazla artıyor. Vergide adalet diyoruz çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birisi Türkiye'de. E, özellikle dolaylı vergiler, iğneden ipliği her şeye elektrik, su, doğalgazla ödediğimiz temel gıda maddelerinde bile ödediğimiz dolaylı vergiler ve asgari ücret dahil olmak üzere tüm ücretler üzerinde çok ciddi bir vergi ve kesinti yükü var. O nedenle Vergi de adalet olmadan gelir de adalet olmaz diyoruz ve böylesi bir mücadele sürecini günlerdir 1 Ekim'den beri iş yeri iş yeri meydan meydan kent kent sürdürüyoruz. Tam da böylesi bir süreçte şimdi asgari ücret belirlenecek. Tam da Türkiye'nin içinden geçtiği bu dönemde özellikle döviz kurundaki artışla beraber hepimizin daha fazla yoksullaştığı, cebimizdeki paranın pul olduğu bir dönemde asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret tabii her şeyi belirliyor. Yani devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşmedir. Asgari ücretin belirlenme süreci. Üstelik Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi. Raporumuzda da ayrıntılarıyla söyledik. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Üniversite mezunları bile gençler, üniversite mezunu gençler, mühendisler, mimarlar, hukukçular, diş hekimleri dahil olmak üzere Asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla biz asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz Türkiye'de. O nedenle de yürüttüğümüz bu mücadeleyi pazar günü, 12 Aralık pazar günü İstanbul'da kartal meydanında yapacağımız büyük bir mitingle de sürdürme kararı aldık. Gelirde adalet, vergide adalet diyoruz. Artık yeter, geçinmek istiyoruz diyoruz. Bunu hepimiz istiyoruz. Evet. Bir şey soracağım. Siz 5200 lira ücret olmalı diyorsunuz. Asgari ücret. Bunun hangi ay tespit ettiniz? Yani bu son dolar artışlarından sonra mı önce mi? Evet, önce hemen öncesindeydi ama tabii böyle bir dönem bir revize gerekecek bugün tabii bugün söylediğiniz rakamın ertesi gün hükmü kalmayabiliyor gerçekten. Şimdi asgari ücret her dönem zaten e, revize edilmesi gereken, özellikle ciddi bir ekonomik kriz olduğunda, alım gücü düştüğünde revize edilmesi gereken bir ücrettir de. Ve bunun önünde yasal bir engel de yoktur. Örneğin yani 2008 krizinde asgari ücret tespit komisyonu yıl bitmeden toplanmış ve asgari ücreti revize etmişti. Şimdi bu dönem açısından da biz en azından şu anki mevcut rakamlar üzerinden büyüme rakamları, kişi başına milli gelir, yoksulluk sınırı, açlık sınırı bu rakamlar üzerinden en az net 5200 lira olmalı diyoruz. En azından öyle yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde biliyorsunuz evet. 4 kişilik bir aile evet. için. Açlık sınırı 3 bin liraya geçti. Şu anki mevcut asgari ücret 2825 lira açlık sınırının bile altında. En azından diyoruz ki bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilsin. Ve bu açıdan da en az net 5200 olsun diyoruz. Ve 5200 lirayı söylerken net olmasının altını çizerken de Devletin bu süreçte taşın altına elini koyması ve asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarının vergi dışı bırakılması ve kesinti yükünün de hazineden karşılanması, desteklenmesi lazım. Çünkü asgari ücret tanımı gereği e, en düşük ücrettir ama Türkiye'de bir ortalama ücret haline geldi ve asgari ücret gerektiğinde bütün sosyal yollarla desteklenmesi gereken de bir ücrettir. Asgari ücretin tanımı budur. Uluslararası anlamda da buna uygun davranılmalıdır. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bir 4 bin lira dolaşıyor. Yani iktidar çevrelerinin hmm. bir de işte ana muhalefetin belki de uzlaştığı gibi durduğu nokta 4 bin lira. Eğer 4 bin lira da yani Türk işte onu nasıl destekler bilemiyoruz bu görüşmelerde. Hmm. E, sabitlenirse bu aradaki farkı için ne Bizim için mücadele devam ediyor tabii. Ee, mesela geçen yılda biz 3800 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ve o zaman disk yine hani olmayacak şeyler Çok istiyor abartılı, diyenlere öyle bakılıyordu. Ama aslında şu an daha yıl bitmeden 3800 rakamının ne kadar gerçekçi olduğunu görüyoruz. Biz geçen yılda asgari ücret açıklandıktan sonra mesela Şubat ayında bütün Türkiye'deki siyasi partileri meclisteki tek tek dolaşıp özellikle bu vergi ve kesinti yükünün hazineden karşılanması yönünde bir yasa teklifi sunduk. Bütün e, genel e, başkanlarıyla siyasi partilerin görüştük ama yine mecliste böyle bir düzenleme yapılmadı. Yani eğer 5200 liranın altında bir rakam belirlenirse 4000'ler civarındaki bir rakam hiçbir biçimde insanca yaşayacak bir ücret olma e, niteliğini taşımaz. Disk açısından e, bu mücadele gelir adalet mücadelesi tabii ki devam ediyor. Şimdi e, bir de şey var. E, TÜİK raporun e, hmm. %20 küsur civarında açıklamasıyla %54, %52'lik bir reel şey var. Bu asker ücret tespiti TÜİK üzerinden yapılırsa ki büyük ihtimal onun için TÜİK böyle bir rapor evet. açıkladı. Ne kadar zorlaşır iş? Şimdi Türkiye'de resmi enflasyon üzerinden bütün ücretler belirleniyor. Aslında çok ciddi bir bütün emek gelirleri açısından yani kamu çalışanların ücretleri, işçi ücretleri, asgari ücret, emekli maaşları bütün bunlar da bir resmi enflasyon tuzağı oluştu aslında. TÜİK'in belirlediği ve artık kimsenin güvenmediği bu enflasyon rakamı güveni bir tarafa bırakın kimsenin gerçek hepimizin gerçek olmadığını her gün yaşayarak çarşıya pazara gittiğimizde gördüğümüz bu resmi enflasyon rakamı üzerinden belirleniyor bütün emek gelirleri. Bu da zaten bütün ücretlerin gelirlerin çok ciddi bir biçimde düşmesine sebep oluyor. TÜİK geçen hafta açıkladı Resmi enflasyon 21.31. Ama biz biliyoruz ki zaten bağımsız araştırmacıların rakamları da böyle. Rakama yani %50. Şeye de gerek yok. Ekonomist tabii. olmaya da gerek yok. Yani bu, bu ülkede yaşıyoruz. Müsaade ederseniz şuradan bir iki yani evet. seyirciler için de şey olsun. Son günlerdeki artış oranlarıyla ilgili bilgi verip Konut kiraları %70. Hı hı. Ayçiçek ya yüzde yüz otuz buğday unu yüzde yüz LPG yüzde yüz iki, Tuvalet kağıdı yüzde 90, şeker yüzde 90, yumurta yüzde 40 zamlanmış ha, bu ha. ülkede ve TÜİK raporları yani bu gerçeklik karşısında insanı güldürüyor. Yani gerçekten ekonomist olmaya gerek yok bu ülkede yaşıyoruz. Herkes ekonomist ya, yaptı. tabii. Herkes <laughs> <laughs> hepimiz her gün bakkala gidiyoruz, manava gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Dolayısıyla ücret artışlarını yani gerçek enflasyonu hepimiz farkındayız. Dolayısıyla resmi enflasyon baz alınarak yapılacak bir düzenleme asgari ücreti ve bütün ücretleri enflasyon karşısında bu döviz kurundaki çılgın artış karşısında korumaz yani daha fazla yoksullaşmamıza yol açar. O nedenle gerçek enflasyon, gerçek yoksullaşmayı ve bu yoksullaştırıcı etkisini bütün bu politikaların giderecek ve tümüyle vergi dışı bırakılmış net olarak ödenecek bir asgari ücretin belirlenmesi şart. Sonumuz Disk Genel Sekreteri Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Merhaba Merhabalar Şimdi e, hem bir sendika başkanısınız hem de Disk'te genel sekretersiniz e, Ülkede büyük sorunlar var, yıllardır var ve DİSK e, çalışanların hakkını, emeğini gözetmeye de gayret ediyor e, Son bir ayda ekonomide Büyük bir dalgalanma yaşandı, yaşanıyor. Ee, bir yandan halk ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve siz bugün e, asgari ücretin 5200 net olarak ve bununla ilgili de büyük bir miting tertip etme kararı aldınız. Bunu açıkladınız. Şimdi konut kiraları %70. Ayçiçek ya %157 olmuş artık o, askeri ücretle geçirmek dendiğinde millet güler haldeyken e, çalışanların hakkını savunmak e, önemli bir yer tutuyor. Maalesef yandaş medyada basın şeye e, sendikal örgütlere yer verilmiyor. Sendikaların seslerine yer verilmiyor. E, muhalif birkaç televizyon ve yayın organıyla ve sizin gücünüzü gösterebiliriz her alanda muhalefete e, işçilerin e, emeklerini, mücadelelerini yaymaya çalışıyorsunuz. Bayağı uzun bir girişten sonra. E, Pazar günü ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Evet, e, biraz şöyle geriye gidelim isterseniz. E, 2018'de Türkiye aslında gün geçtikçe derinleşen bir kriz yaşamak üzereydi. Hı hı. Yaşamaya başlamıştı daha doğrusu. Bunun hemen e, akabinde e, hem dünyada hem Türkiye'de bir pandemi dönemi yani işçilerin daha kötü şartlarda çalışmak zorunda kalacağı bir pandemi dönemi yaşandı. Biz bu pandemi döneminde gördük ki devletin hiçbir şekilde işçilere yardım etmeyen, işte tamamen patronlara yüzünü çevirmiş bir organizasyon olduğunu çok net bir şekilde gördük ve pandemi süreci içerisinde insanlar gün geçtikçe yoksullaşmaya başladılar. Hem krizin etkilerinin yansıması hem de pandemi sürecinde ortaya çıkan yanlış politikalar, işte yüzünü emeğe dönmeyen, sermayeye teşvikle uğraşan bir siyasi anlayışın e, uygulamaları sonucunda da e, işçilerin e, alım güçleri e, çok daha fazla kötüleşmeye başladı. Sadece işçilerin değil, genel olarak toplumun bütün e, büyük kesiminin e, alım güçleri düştü. E, bir de tabii pandeminin tam son aşamalarında aslında e, son aşamaları demeyeyim de yavaş yavaş işte e, serbestleşmenin başladığı e, kısıtlamaların daha da azaldığı bir dönemde e, Türkiye e, yeni bir böyle bir e, çalkanma dönemi yaşamaya başladı. Yani işte sistem değiştireceğiz diye o, olağanüstü derecede e, toplumu yoksullaştıran bir sürecin içerisine girmiş olurduk. Bu da işte dövizin e, olabildiğince yükselmesi, işte altının yükselmesi, asgari ücretin düşmesi Asgari ücretle bağlantılı bütün alım ücretlerin gücünün alım gücünün düşmesi toplumun çok daha büyük kesimini etkilemeye başladı. Şimdi birçok örnek verilebilir. Yani işte bir yıl önceki asgari ücretin hangi alım gücüne sahipken bir sene sonraki alım gücünün nereye geldiğine dair bir sürü örnek verilebilir. Ama ben sadece bir altından örnek vermek istiyorum. Bugün Türkiye'de altının getirdiği noktada asgari ücretin karşılığı, iki çeyrek altın, bir de gram altın. Yani bir insan, asgari ücretli bir insan, ailesiyle birlikte dört kişiyi beslediğini düşünürsek, iki çeyrek altın, bir de gram altına çalışmış oluyor. Ki gün geçtikçe de düşüyor bu. Yani belki konuşmamızın sonunda bile bu değişebilir. Böyle bir garip dalgalanma döneminde yaşıyoruz. Şimdi tabii bu kadar böyle olumsuzluğun ortaya çıkmış olduğu bir dönemde, e, disk Eylül ayı itibariyle Türkiye'de işte geçinmek istiyoruz ve asgari ücret 5200 olsun ve asgari ücretle ilgili iyileştirme sağlansın diye bir mücadele e, programını önüne koydu. Evet. O günden bugüne kadar fabrikalarda, alanlarda, meydanlarda olabildiğince işçilerin yaşamış olduğu problemleri e, dile getirmeye çalışıyoruz. Onların yaşamış olduğu sorunları ilgili yerlere duyurmaya çalışıyoruz. Bu çok kolay olmuyor tabii. Disk bunu tek başına üstlenmişti onu. Yani Türkiye işçi sınıfının bütün sorunlarını dile getirmeye çalışıyor. Pandemide yaşadığı sorunlar, pandeminin sonrasındaki yaşadığı sorunlar henüz geçmemiş olsa bile pandemi yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela biz pandemide birçok araştırma yaptık. İşçilerin bu süreç içerisinde en fazla virüse mağdur, maruz kalan kesimler olduğunu tespit ettik. Evet. Bütün şirketlerde insanlar nasıl etkileniyor bu süreçten, nasıl fabrikalar herkes tatil e, e, kısıtlama içerisindeyken fabrikalarda işçiler virüsler nasıl karşı karşıya kaldı. Bu süre içerisinde nasıl böyle ihracatı patlatır bir duruma geldi. Bir şey de ekleyelim yok. ama bu arada. E, siz de eylemler yapmıştınız o dönemde. İşçi çıkamının yasaklandığı bir dönemde e, saçma sapan nedenlerle işçi atmalar başlamıştı. Tabii. O dönemde yaptığınız eylemlerle de zaten o şeyi göstermişsiniz. Şimdi biz o dönemde iki tür eylem yaptık. Birincisi iş yerlerinde aşırı derecede virüs vakası ortaya çıktığı zaman işten kaçınma hakkımızı kullandık. Birçok fabrikada metal sektöründeki yerlerde bazı diske bağlı başka yerlerde de yapıldı bu. Ama tabii pandemi süreci içerisinde hükümetin ne gariptir ki işte işçi çıkartma yasağı gibi bir uygulamayı alıyoruz diyerek bunun karşılığında da işverenlere tazminatsız çıkış hakkı denen Kod 29'un uygulamayı serbest bırakmasıyla biz olabildiğince burada mağdur olduk. Yani işçilerin çok büyük bir bölümü sendikalaşma nedeniyle ve fabrikalarda işverenlerin geçmişten beri takıntılı olduğu tırnak içinde söylüyorum, işçiden kurtulmak için bu maddeyi çokça kullandılar. Binlerce insan Kod 29'dan atıldı. Hatta o zaman bizim Diskar'ın araştırmalarına göre 1500 civarında aylık işçi çıkartımının söz konusu olduğunu biz gördük. Yani bu kadar yüksek rakamlarda işçiler kod 29'dan atılıyordu. Bütün örgütlenme yapılan yerlerde kod 29'dan çıkartılıyor. Kod 29 demek tazminatsız çıkış demektir. Kod 29 işsizlik sigortasından yararlanamamak demektir ve siciline işte hırsızlık yaptı gibi bir takım böyle şeylerinde yerleşmesi demektir. Gerçekten işçilerin çok mağduriyet yaşadığı bir durum ortaya çıkmış. Siz o dönemde Ona bugün çok ceylem yaptık. Biz. Siz o dönemden bugüne böyle sürekli zaten bu alanlarda mücadele ediyorsunuz. özellikle Birleşik Metal İş'in iş son zamanlarda başarılı başarı haberleri de aslında bu mücadeleci yanınızın bir göstergesi olarak yansıyor. Şimdi özellikle son bir aydır bu doların hızla yükselmesi ve Cumhurbaşkanı'nın her ekrana çıkışında dolar yeniden yükseliyor. Şimdi siz 5200 lirayı e, bir ay önce açıkladınız. Bir ay önce açıkladınız. Şimdi bir ay içerisindeki kayıpları da hesap ederseniz e, gerçekçi bir rakam olarak 5200'ü nasıl revize edersiniz? Şimdi biz metal sektöründe e, yaklaşık yaklaşık 3-4 ay önce e, grup sözleşmesine girecektik. Bir taslak hazırladık. Bu taslağın teklif yani şöyle nereye vereceğimiz teklif. Teklifin hazırlanmasının öncesinde iş yerlerinde değerlendirme toplantıları yapıyor, komiteler toplanıyor, ne kadar istenildiğine dair anketleri yapılıyor. Bize bir rakam geldi o zaman. Biz bu rakamı bütün iş yerleri ortalaması olarak değerlendirdik. Yaklaşık 31 oranında, ilk 6 ay için %31 oranında zam talebinde. Ama baktığınız zaman şimdi %31'in bile tatmin etmeyecek, işçileri rahatlatmayacak, geçim standartlarını yükseltmeyecek bir rakam olduğunu gördük. Zaman zaman bunun revize edilmesi, işte pazarlık marjının ortadan kaldırılması gibi işçi arkadaşlarımızdan taleplerle e, karşılaşıyoruz. Şimdi asgari ücret de böyle, yani o kadar çok açı geniş ki e, bu açı içerisinde sen e, bir e, şey bulamıyorsun, yani e, sürdürülebilir bir durum bulamıyorsun. Bir gün önce söylediğin şey bir gün sonra farklı bir şekilde karşına çıkabiliyor. Nasıl ki mesleki hazırladığımız o teklifler bugün işte e, acaba yeter mi yetmez mi tartışması yaratıyorsa asgari ücretle ilgili de öyle. 5200 lira. Biz 5200 lirayı hazırladığımızda işte geçmişe dönük kayıplar, işte bir takım böyle MTA ücretlerinin karşılaştırması bunların hepsini yaptık. O günkü şartlarda 5200 lira gayet doğal Ama bugün doğal değil bence. Yani bugün 5200 lira 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için yeterli bir para değil. Çünkü e, bugün yoksulluk sınırı 10.5. 10.500 lira hatta 11.000 liraya hızla yaklaşıyor. İşte açlık sınırı 3.000 lirayı geçmiş. Bu kadar böyle kötü şartlar içerisinde ve sürekli dalgalanmalar içerisinde sabit bir şey bulma şansımız yok. Konuğumuz diske bağlı Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut. Merhaba Özgür. Merhaba. Şimdi Türkiye'de hep krizler yaşanır. Bu hepimizin alışık olduğu bir durum. Demokrasi krizi, özgürlük krizi derken en son ekonomik kriz, enflasyonun artışı, işte doların yükselişi. Son 15 gündür yaklaşık yer yerinden oynuyor. Bir sendika başkanı olarak işçiler ne durumda? Şikayetleri nedir? durumları nasıl düzelir, size gelen şikayetler ya da işçilerin sizden talepleri ne, yani ne yapalım diye soruyorlar mı? Ve siz nasıl karşılık veriyorsunuz? Öncelikle merhaba tüm izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Evet, söylediniz söylediniz, krizler bu memlekette her daim var. Biz işçiler, emekçiler hastalığında krizsiz bir yaşam ne yazık ki yok bu ülke kurulduğundan bu yana. Bize aslında hep yoksulluk, açlık, bize reva görülmüş. Bu düzen de böyle devam ediyor. Biz bu düzen böyle gitmez diyoruz. Yani bugün son geldiğimiz noktada da ülkede ekonomik, siyasal, toplumsal bir kriz yaşanıyor. Çoklu kriz yaşanıyor. Buna karşı da toplumun tüm dinamik kesimlerinin aslında bir ses vermesi, tepki koyması tepki koyuyor. Özellikle son 15-20 günde dövizin bir anda yükselmesi toplumda daha fazla tepkiyi sokağa yansıttı. Neredeyse toplumun tüm dinamiklerinden her yerden buna karşı ses verildi. Geçinemiyoruz isyanları, geçinemiyoruz tepkisi sokağa yansıttı. 5-6 yıldır nefes alamayan işte darbe dönemiyle, olağanüstü halle sesi kısılan toplum ses vermeye başladı. Bizler açısından baktığımızda sendikalar Hiçbir zaman e, sokaktan e, geri durmadık. Hep e, toplumun e, daha insanca bir yaşam mücadelesini her alanda yükselttiği halk kat, kaslarına karşı e, mücadeleyi sokakta verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ama e, şu bir gerçek: 2015 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de bir makas değişikliği oldu. E, i̇şte tek adam iktidarı e, kendini daha da kurumsallaştırmaya e, devam etti. E, anayasa değişikliği oldu. Ülkenin e, içine geldiği hal ortada e, neredeyse bir avuç azınlık dışında e, geçinebilen e, kesim yok. Yani bu e, işte küçük esnafından e, işçisine, e, toplu sözleşmeli işçisinden güvencesi çalışan işçisine kadar toplumun tüm emekçi kesimleri e, geçinemiyoruz e, diyor. Her yerde de bunu dile getiriyor. Ya yani bugün bir bakkala da gitseniz e, küçük tabii esnaf. Tabii emeklileri de bundan emekliler, ayrı tutabiliyoruz. Tabii ki emekçi kesimler dedim zaten toplumun işte üretici köylüsü, emeklisi, işçisi, öğretmeni, e, kamu emekçisi, sağlıkçısı, tüm bir halk geçiriyor. yani. halk yani bir avuç azınlık dışında işte e, iktidar e, yanlısı, yandaş e, bir avuç sermaye dışında herkes kan alıyor gerçekten e, bu ülke e, iktidarlar tarafından yönetilemiyor, yoksulluğa teslim edilmiş durumda biz inşaat işçileri de toplumun en güvencesiz kesimi işte e, köyü boşaltılan e, işçi üretimi yasaklanan pancar üreticisi başka bir iş bulamayınca en kolay iş bulabileceği, istihdam edileceği yer inşaatlar. İnşaatlarda da ölümüne çalıştırıyor. Bırakalım Çok yani. Çok düşük ücretle. Ücretlerimiz, yani şunu söyleyeyim. Birçok asgari ücretin üzerinde inşaat işçisi görünüyor. Ha orada başka bir sorunlar da var. Yani bu göçmenler ve mültecilerin kaçak çalıştırılması evet. falan filan. Yani o Ayrı bir problem gerçekten. Çok ayrı bir konu. Yani toplumun tüm ötekilerinin, ötekileştirilenlerinin ekmeğini kazanmak için girdiği yer inşaat. İnşaatlarda da devasa sorunlar var. Yani bambaşka sorunlar var. Aslında ülkenin tüm sorunlarının katmerleştirdi. İşte göçmen işçi var, Kürt emekçi var buralarda çalışan, ötekileştirilen, işsiz kalan, işte KK ile işinden gücünden edilmiş akademisyen var. ...öğretmen var, memur, memur var, memur var sağlıkçı var. var. Herkes bu koşullarda inşaatlarda çalışıyor. Yaklaşık 1 milyon 600 bin inşaat emekçisi var ülkede sigortalı çalışan. Sigortalı çalışanlarla bu rakam 2,5 milyona kadar çıkıyor. AKP'nin de en fazla kasasını doldurduğu, rant sağladığı alan. Hem bir inşaat, ekonomik, ekolojik yıkımın, ekonomik rantın döndüğü bir alan neredeyse sermayesini son 15-20 yıldır da inşaat alanıyla büyüttü. Yani biz inşaat işçileri dün daha fazla kazanıyorduk, bugün az kazanıyoruz. Geçimimizi bile zor sağlıyoruz. Ama şimdi Ama hocam, inşaat patronları her ay kâr kattı yani şimdi, her daim kazanıyor. 15-20 yıldır buradan kazanıyor dedin. E, haklı. Çünkü o zamanlar ağaç vardı. İşte devlete ait araziler vardı. Şimdi onlar ağaçlar gitti. Ekolojik dengesizliği evet. olacak şeyler yapıldı ve özellikle İstanbul gök geçilmez hale geldi. Kendisi de itiraf etti. Biz yanlış yaptık. İşte kapitalizm şudur budur dedi. Şimdi o dönemde inşaat sektöründeki kazanç iyiydi ama şimdi artık neredeyse inşaat yapacak alan bırakmadılar. Yani böyle bir gerçeklik var. Ee, ama dedim yani sonuç itibariyle bugün yaşadığımız bir gerçeklik var. Çoluk, çocuk aç bir e, toplum haline geldi. Ülke haline geldik. Evet. Bu gerçeklik. Öyle e, bir avuç sermayeye peşkeş çektiler. Neredeyse Merkez Bankası'nın kasasını hortumla işte beşli çetenin şeyine bağlandı. Kasasına bağlandı. Buralar akıyor. İşte o en son ortaya çıkan belgeler, offshore hesapları yurt dışına aktarılan kaynaklar kendi içlerinde ciddi bir yolsuzluk Bu sorunlar yolsuzdur. aslında bir anda çıkmadı. Birikti. Birike birike geldi. Kesinlikle. En son o geçen salı işte bir anda doların ikiye çıkması Evet. Yani işte, bunların hepsini biz 2012'de ortaya dökülen 2013'te ortaya dökülen belgelerden falan hani bizler biliyoruz bunları söylüyoruz ama çok fazla toplum nezdinde kabul görmüyor. Sokaktaki görmüyoruz. insan sokaktaki yani, insan biliyorum. markete girencektir. Markete girince hissediyor, evet yoksulluğu işte ne kadar anlatırsan anlat markete girdiğinde dün 3 liraya aldığını bugün 8 liraya alıyorsa vallahi şaşırdı yani. öyle deyince yine şeylere geldiğimizde Son 15 günde işte ya da bir ayda diyelim konut kiraları %70 İstanbul için Tam söylüyorum. onu söyleyecektim. Ayçiçek yağı %137 gibi bir sürü şey yapılır. Şeker %90 evet. artış göstermiş son bir ayda. Hı hı. E, TÜİK e, raporunu açıkladığında %21 diyor. Fakat Reall'e baktığımızda %50'nin üzerinde. %65-70 civarında. Şimdi e, bu gerçeklikler karşısında tabii ki sendikalar bir şey yapmalı. Evet. Yani... E, Onlara bakarsak Ocaktan sonra e, asgari ücret yükseltecekler Aralık sonunda bir e, bir ülke olacakmışız. Onlara baktığımızda bu bir tabi işçiye yansıması bunun daha farklı. E, buna karşılık e, bugün bir basın açıklaması yapıldı disk tarafından evet, basın, ve artık e, emek örgütleri e, gücünü alanlarda göstereceklendi. ve Pazar günü miting yapılacak. Doğru. Siz de o mitingde yer alacaksınız. Şunu sormak istiyorum. Sendikada işçi arkadaşların size önerileri, sizin onlara olan önerileriniz ve bundan sonraki mücadelenin ne şekilde gelişeceğine ilişkin yol ve yöntem belirlediniz mi? Evet. Hem iş yerlerinde de tartışıyoruz. Yani dev yapı iş, çok örgütlülük alanımız geniş değil. Yani işte üye sayımız geniş değil ama etki alanımız açısından baktığımızda etkin bir e, faaliyetimiz söz konusu. Bugün e, tırnağına zarar gelen işçi dev yapışı işi e, çözüm için arar, biz de çözüm oluruz. Hem iş cinayetlerinde, iş kazalarında ya da ücretleri gasp edildiğinde ya da şantiyesinde yemek sorunu olduğunda işçi bize ulaşır, biz de ona dair bir çözüm, e, işçiyle o çözümün bir parçası haline getirerek, parçası yaparak çözüm oluştururuz. E, disk olarak şunu söyleyelim, yani biz e, 1 Ekim meclisinin açılmasıyla birlikte e, artık yeter geçinemiyoruz. Kampanyamızı başlattık. 1 Ekim'den bu yana e, işte iş yerlerinde, e, sokaklarda, meydanlarda disk var. Hep e, o, sadece üyelerimiz değil, toplumun e, bütün taleplerini, geçinemiyoruz taleplerini de haykırıyoruz. Buna karşı sokakta etkin bir mücadele yürütüyoruz. Hem işte bakanlık görüşmeleriyle, o diyalogla bunu yaparken bir yanda da sokakta o toplumun o tepkilerini sokağa taşıyarak daha görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu hafta sonunda İstanbul'da Kartal Meydanı'nda. Bir, artık yeter geçinemiyoruz. Mitingi örgütleyeceğiz. Normalde Aralık ayının sonuna kadar bizim eylem planlarımız vardı. İşte ara, Ekim ayında başlayan iş yerlerinde yaptığımız toplantılar, diskin temsilciler kurulu toplantılar yaptı, bölge temsilciler kurulu toplantılar yaptı. Buralardan çıkan e, talepler ve sonuçlar ışığında sokakta bu taleplerin haykırılması ülke yönetenlere, hem ülke yönetenlere hem de muhalefete bir e, basınç unsuru olması açısından tepkilerimizi, taleplerimizi ortaya koyduk. Yani son yıllarda yaptığımız eylem etkinlikleri göz al değerlendirdiğimizde en fazla işçinin katıldığı ve en yaygın eylemlikleri örgütledik bu iki aylık süreçte. Neredeyse her disk üyesi bir eyleme dahil olup tepkisini gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam edecek. Belki işte bugün hükümet istifa sloganları çok yaygın atılıyor. En kitlesel atıldığı slogan dönem, işte geçen Kasım ay sonunda İzmir'de yaptığımız kitlesel basın açıklamasıyla açıklamasıyla idi. Yani hükümet istifa'yı işte sokakta mikrofonu hangi kesime sunsanız talep ediyor. Artık yönetemiyorlar, istifa edin diyor ama en kitlese binlerce kişinin katıldığı bir eylemde hükümet istifa sloganları atıldı. O günden sonra işte dolar arttığında da bir hafta sonrasıydı. Ülkenin her tarafında buna dönük tepkiler ortaya koydu. Ya biz dev yapış olarak şunu söylüyoruz. Yani bugün sesinizi çıkarmazsanız, taleplerinizi sokakta birleşik bir mücadeleyle ortaya dökmezseniz kazanma şansınız yok. Taleplerinizin yönetenler nezdinde kabul görme şansı yok. Onlar kendileri çalıp kendileri oynuyor. İşte asgari ücret masası da o görüşmelerde bir parça öyle. İki tane bir hükümet temsilcisi, işte işveren temsilcileri var. Masanın bir tarafına da tırnak içinde işçileri temsilen Türk iş var. Bugüne kadar işçi lehine özellikle son 20 yılda bir arpa boyu yol almamış Türk iş temsilcileri var biz o masada değilsek değiliz ama sokakta bu talepleri görünür kılmaya o masaya basınç yapmaya çalışıyoruz. Bunun da etkili olduğunu görüyoruz. En azından işte iktidarın bizler daha elemlerimizi yükseltmeden şey söylemleri işte işçilere kendilerini tatmin edecek ücret vereceğiz demeleri bir parça sokakta geçinemiyoruz isyanının bir yansıması bir yandan da hükümetin yeni dönem seçim hazırlığı. Disk askeri ücretin vergiden muaf olarak 5200 lira olmasını istiyor. Bunun için de diğer emek örgütleriyle birlikte emeğin savunulması için mücadeleye çağrı yapıyor. Demokrasinin, hukukun, adaletin egemen olduğu, emeğin Türkiye'si için omuz omuza diyerek bütün emekçileri 12 Aralık Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı'nda yapılacak olan mitinge çağırıyor.